Johnny dünyanın merkezine gidiyor. Orkbeli'ye hoş geldiniz. Teknoköy için haberler. Polis hala gizemli yeraltı aydutlarını yakalamaya çalışıyor. Evet baylar, dünyanın en güçlü büyük sivri şeyi, füzesi. Evet, bu bir füze. Bunun olacağını biliyor muyduk? Büyük araba pazarı. Bunu basit bir arazi taşıtı olarak düşünmeyin. Bu bence zevkle kullanacağınız bir roket. Polis tamamen garip ve benzersiz suçları çözmeye yardımcı olacak kişiye $500 vermeyi öneriyor. Son kez söylüyorum Johnny. Yeraltı haydutları köstebek insanlar değildir. O zaman bunu kanıtlayacağım Duki oğlum. Seninle köstebek insanlara tuzak kuracağım. Suçu dijital olarak görüntüleyip $500 alacağım. Bununla 20 video oyunu ve işbirliği yaparsan bir de biftek alırım. Gelip beni yakalayın köstebek insanlar. Tamamen kaba derisel motorcu mükemmelliğine büründüm. Bu babanın sana dokunursan yakarım dediği yeni fotoğraf makinesi değil mi? Evet, ama dikkat ettiysen aslında fiziki olarak ona dokunmuyorum. Ay, fotoğraf makinem gitti. Bacaklarım, soyuldum. Aa, çıplak bacaklar. Köstebek insanlar mı? Bu şimdiye kadar duyduğum en bilim dışı şey bence. Biliyor musun, aslında köstebek olabilirler. Sen benim süper zeki dahi ikiz kardeşim olamazsın. Ay! Oh! Kardeş eşleştirmesi pozitif. Atomik yer küresi dozerinin anahtarını almam gerekiyor. Johnny! Yeni fotoğraf makinem nerede? Köstebek insanlardı babacığım. Yer kabuğunun hırsızları, yeraltı korsanları. Fotoğraf makinemi onlar aldı. Onları durdurmayı denedik ama... Peki, tamam. O zaman fotoğraf makinemi o köstebek insanlardan yemeğe kadar alman gerekiyor. Yoksa ne video oyunu, ne çizgi roman, ne de Dük'ü görebilirsin. Anladın mı? Ta ki 30 yaşına kadar. Ha, bu arada yemek saat 6'da. Ben köfte yapıyorum. Dozerin anahtarlarını alabilirsin. Tabii bize küçük, mini minnacık bilimsel bir iyilikte bulunursan. Tuz yememi istiyorsunuz? Tuz değil. Onlar zerrecik halindeki ateşli deri döküntüleri. Gençlik ateşini zirveye taşımak için genetik olarak bedenine uyum sağlayıp süper sevimli kızları şu hale getirecek. Ay, yan komşumuz Gil. Yani tuzu yedikten sonra da köstebek şehrine gitmeme yardımcı oluyor ve dozeri bana veriyorsunuz. Ben de böylece babamın fotoğraf makinesini alıp onlara... Evet tabii, her neyse. Kadın büyüme hormonu fazla gelmiş. Ne yaptınız siz böyle? Kadın mı erkek mi neyse, bu çok çirkin. Rahat ol kıl yumma. Dozu çok düşük ve sadece geçici. Sonar tarayıcı burada bir kovuk olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu kameranın aşağı çekildiği küçük çukurdur. Ya da köstebek şehri. Ya da küçük bir çukur. Ha, yine ben. Fırlanta çocuk. Dünyanın en genç ve şeytani zihni. Yine ne var Eugene? Fırlanta çocuk. Ben ismimi Fırlanta çocuk olarak değiştirdim. Ve sen Susan Test, bana bir yemek randevusu vermediğin sürece... Teknoköy'ü yeni aracımla harap edeceğim. Sözümü kesmiş. Daha önce söylediğim gibi... Lazer silah, devasa kumanda ve ışığın kılıcı. Yalnızca köstebek insanlar saldırdığında kullanabilirsin. Küçük çukur. Aşağı inmeniz biraz zaman alacaktır. Ancak tam hızla inmeyin, yoksa hassas taş küreği hasar... ...gelebilirsiniz. 10 dakika sonra. Bir 10 dakika daha sonra. Nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum. Sanırım gitgide alışmaya başladım.
Merhaba tatlım. Çocuklar nasıl? Aa, Johnny benim yeni fotoğraf makinemi arıyor. Kızlar da bütün gün hiç yaramazlık yapmadı. Bu harika. Ve yemek de yarım saate kadar hazır olacak. Bugün köfte yapıyorum. Yani dozerden çıkıp köstebek insanlara zarar vermek istemediğimizi gösterip fotoğraf makinemizi alıp yemek için eve döneceğiz. Doğru. Barış için gidiyoruz ve sadece tamamen babana ait olan işini istiyoruz. Hemen teslim olun köstebek insanlar. Yoksa öfkemizle yüzleşirsiniz. Oy. Bunun geldiğini görmedin mi? Tamam, tamam, korkmamız çok anlamsız. Yani köstebek insanlar ne kadar tehlikeli olabilir ki? Güvenliğimiz yüzey deliciler tarafından bozuldu. Oradaki çocuk ve köpekten bahsediyorum. Bu yüzden dünya yüzeyine yaptığımız saldırılara hız vermeliyiz. Vay canına, artık korkabiliriz. Ve yardımcı köstebek roketimizle köstebek ordumuzu geçirmek için yüzeyde yeterince büyük bir delik açabiliriz. Ve hiçbir şey bizi durduramaz. Bir şey yapmalıyız. Tamam. İzlanda'ya giden bir balıkçı teknesine binebiliriz. Köstebekler ışığı sevmez. Yerler için soğuk iksirler hazırlayarak yeni bir hayata başlarız. Johnny'ye yardım etmeyi denemeyecek miyiz? O bizim kardeşimiz. Hey susun test. Benimle akşam yemeğine çıkmanı emrediyorum. Yoksa gazabıma uğrayacaksınız. Şu çok gurur duyduğun şeytani yüzey darbecisi 9000 aracın hala sende mi? Evet neden? Köstebek insanlar derin çekilin. Çünkü buraya sizi... Teslim oldum. Lütfen canımı yakmayın. Kolay incinirim. Yüzey saldırısına ne zaman başlayacağız efendim? Bilmiyorum. 5 dakika sonra. Saç tıraşı yaptırsam diyorum. Dünyaya çıktığımızda muhteşem görünmek istiyorum. Parlak ışık. Parlak ışık. Hey! Babamın fotoğraf makinesi orada. Johnny, kız kardeşlerin... Kız kardeşleri mi? Bana onun kız kardeşlerinden bahsetme. Onlar tek erkek kardeşlerini kişisel test tüpü gibi kullanırken beni de korkunç bir köpeğe dönüştürdüler. Bana bu tuzu sana vermemi söylediler. Yine de onları çok seviyorum. Sadece 2 dakika içinde köstebekler dünyayı yönetmeye başladığında programa başlayacağız ve bizi kimse durduramayacak. Bunu zaten söylemiştiniz. Öyle mi? Gerçekten. Aha. Evet, bu doğru. Aha. Şimdi de sen bizi durduramayacaksın. Düzeltme. Şimdi de sizi durduramayacağımız o noktaya biz döndük. Yani kaçın. Beni hiçbir şeyin durduramayacağını söylemiştim. Söylemiş miydim? Bunu söylemiştim. Doğru söylüyor. Onlar hiçbir şeyi durduramaz. Sonumuzun fotoğrafını çekelim bari. Fotoğraf? Hadi dostum. Eski günlerin anısına bir kez daha. Gözlerim yanıyorlar. Bu hiç iyi olmadı. Gülümseyin. Dur. Ölüm silahının flaşını patlatma. Pes ediyorum. Dünyanın yüzeyine saldırmayacağım. Lütfen. Yemek zamanı. Asla zamanında dönmeyi başaramayacağız. Dozer çok yavaş. Tek ihtiyacımız olan küçük bir fırlatır. Ve dünyadaki herkes de bu flaşta ölüm silahlarından olduğunu sakın unutmayın. Alev başlı dünya çocuğu. İntikamımı alacağım. Alacağım. Belki bunu yarına bırakabilirim. Johnny, fotoğraf makinem nerede? Baba, fotoğraf makineni buldum. Umarım geç kalmamışızdır ha. Ve bu da Eugene. Galiba onu yemeğe Susan davet etti. Fırlattı çocuk!
Üzgünüm. Pırlanta çocuk. Harika. Ben de köfte yapmıştım zaten. Johnny X. Bak, bu çamur dolu havuzu uçamazsın deme şeklim olarak değerlendirebilirsin. Çocuklar, bunu sakın evde denemeyin. Çocuklar uçamaz ama şimdi benim sıram. Bu garip kardeşlerinin sorunu nedir? Gil'i bekliyorlar. Merhaba Gil. Merhaba Johnny. Merhaba Gil. Merhaba Johnny. Merhaba. Merhaba Johnny. Gil'in bizi fark etmesini beklemekten bıktım artık. Fark edilebiliriz biz. Evet, hayır. Aslında bir turbo aşk iksirinin bile onun ateşli olmayan iki kızla ilgilenmesini sağlayacağını sanmıyorum. Balonlu aşk sakızı bu gelin cazibe hücrelerini değiştirip bize aşık olmasını sağlayacak. Babam sizin mahalledeki çocuklar üzerinde DNA deneyleri yapmanızı yasaklamamış mıydı? Evet, ama bunu nereden anlayacak? Anlamayacak. Tabii bizim uçmamızı sağlayacak DNA değişikliğini yapıp bana $5 verip bir de beceriksiz olduğunuzu itiraf ederseniz. Sen bize şantaj mı yapıyorsun? Evet. İşte büyük han. Şantaj işiyle çok ileri gittik galiba. Bunu biliyorum. İyi kaykaycılar için kocaman baloncuklar. Merhaba Gil. Merhaba Susan. Mary, size her zaman söylemek istediğim bir şey vardı. Evet Gil. Size uçma gücü verirsek siz de maymun gili yakalayıp onu tekrar laboratuvara getirebilirsiniz değil mi? Biz de onu değiştirebiliriz. Böylece babamız durumu anlamaz. Anlaştık. Ama uçma işi 3 koca saat önceydi. Duki'yi uçurun ama bana şekil değişikliği gücü ve hortum elleri verin. Ayrıca beceriksiz olduğunuzu da itiraf edin. Bir zahmet. Unut bunu. Hiçbir şeyi mutant kaykaycı maymun çocuğu durduramadığı Teknoköy şehir merkezindeyim. Vali, tehlikeli kaykaycı Primat'ı sakinleştirmesi ve onu acı dolu deneylerin yapılacağı çok gizli hükümet laboratuvarına sevk etmesi için özel birileri göreve çağırdı. Tamam, seni dönüştüreceğiz. Ve? Biz beceriksiz kızlarız. Ha, bu doğru. Ama çok özel kostümler de istiyoruz. Şu andan itibaren bana şöyle hitap edin. Johnny X. Asla. Bu canımızı yakmayacak değil mi? Hayır. Sadece seni. Hey, uçuyorum. Daha önce hiçbir köpeğin gitmediği yerlere gidebilirim yani. Harika oldu bu. Bunu aklından bile geçirme. Şekil değiştirici güçler. Şimdi geli yakala. Hey, bu uçma işine gerçekten alışmaya başladım. Mutant maymun çok garip. Antika kasabamızı harap ediyor. Onu indirecek bir şey yok mu? Şekil değiştirici güçler devrede. Elma fırlatma terörü saltanatını bitirme zamanı artık geldi maymun çocuk. Konuşan mutant fil maymun çocuğu durdurmak üzere. Burada mutant maymun çocuğu yakalamamız gerektiği yazıyor. Yazım hatasıdır. Pek planladığımız gibi olmadı. Hayır, ama hortum ellerimle buradan çıkmayı başardığımda Gil'i yakalayacağım. Bak ne diyeceğim, bir yılana dönüşüp oradan kolayca çıkabilirdin. Ama maymun çocuğu tuzağa düşüremezdim, öyle değil mi?
mutant maymun çocuğu yakaladık ve içeri alıyoruz. Kendini yalamayı kes ve onu yakala. Ama daha fazla mutant gücü gerekiyor. Alt tarafında enerji patlaması mı? Eğer orduyla karşı karşıya geleceksek her durumdan kurtulabiliyor olmamız gerekiyor, değil mi? Ben bunu yemem. Ama hassasiyetinin etkileyici olduğunu itiraf etmelisiniz. Merhaba canlarım. Johnny komik görünüyorsun. Oo, pasta. Tadı bir garip. Maymun çocukla ilgili gelişmeler. Maymun çocuğa yoğun ve muhtemelen acı dolu deneyler yapacağız. Askeri amaçlara ya da televizyon dizilerine ne tür katkılarda bulunabileceğini anlamak istiyoruz. Onu 51.1 bölgesine götürüyoruz. Süper gizli bir... Onu nereye götürdüğümüzü söylemesene. Bana vurma, acıtıyorsun. Bunu mu kastediyorsun? Tanıdık görünüyor. Maymun çocuk size kimi hatırlatıyor? Kimseyi. Gitmeliyiz baba, hoşçakal. Bu ne aroması acaba? Pekala. Onu elmayla beslemenin iyi bir fikir olduğunu kim düşündü? Sen uçan bir kokarcısın. Belki de uçan diğer köpeklerden biriyle seyahat etmeyi isterdin. Tesisin zemin planını yükledik. Gil güneydoğu köşesinde 13. blokta tutulmakta. Ve alçaktan uçmazsanız radara yakalanacaksınız. Endişe etmeyin, biz neredeyse görünmez sayılırız. Uçan bir köpeğin üzerinde güzel kostümlü bir çocuk geliyor. Alarm verilsin. Bunu kötü bir işaret olarak değerlendiriyorum. Bakalım bununla uğraşabilecekler mi? Şekil değiştirici güçler. Yaşamak, normal hayata dönmek ve acı dolu deneylerden kurtulmak istiyorsan benimle gelirsin adamım. Geri çekilin, benim süper mutant güçlerim var. Bu bizden 3 tane yapar. Hey, sizin de mi mutant güçleriniz var? Doğru, ama bu çok gizli bir projedir. Ona gizli şeylerden bahsetme. Şehir merkezinde senin şekil değişikliği yaptığını ve hortum gücü kullandığını gördük. Artık etkisiz oldular. Ama daha en iyi gücümü görmediniz bile. Ateş gücü, gazları. Biz hala o teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Çekilin. Bunu kullanmaktan çekinmem ona göre. Seni kullanmaktan çekinmem demiştim. Bizimle gel. Lütfen. Sen nereye bineceksin? Evet süper köpek, gaza bas bakalım. Bunu kastetmemiştim. Gazla hadi şimdi. Mutantları kilitlendi. Ateşe hazır. Buki'den Johnny'ye turbo desteğe ihtiyacımız olacak. Büyük bir tane olsun. Tamam. Vay canına. Bunun geldiğini görmedim. Maymun çocuk kontrol altında. Diğer mutantların maymun çocuğu serbest bıraktığı ya da bizim mutant olduğumuz dedikoduları gerçek dışı. Aa, şuna bakın. Bu da nereden geldi? Gitmeliyiz. Hoşçakalın. Şükürler olsun ki şu maymun çocuğu bir daha asla görmeyeceğiz. Merhaba Gil. Merhaba Johnny. Mutantlar, sizi asla DNA ile oynarken yakalamak istemiyorum kızlar. Bakın, Johnny tabağındaki bütün fasulyeyi bitirmiş. Hepsi bitmiş, gitmeyiz, hoşçakalın. Patlayacak.